Bu akşamın son ismi Türk fotoğraf tarihinde Ara Güler'le eş zamanlı yer alan Ozan Sadıç'tan bahsetmek istiyorum. Bildiğiniz üzere Ara Güler'in hani fotoğraf camiasındaki popüler olma hikayesi içerisinde Life dergisinin Türkiye versiyonu olan Hayat Mecmuası önemli yer tutar. Hayat Mecmuası için yaptığı fotoröportajlar ve çalışmalarla ismini çok duyurmuştur. Ara Güler Hayat Mecmuası'nın İstanbul foto muhabiridir. Ozan Sadıç ise aynı mecmuanın Ankara foto muhabiridir. Dolayısıyla da aynı zamanlı bir fotoğraf geçmişleri vardır. Allah uzun ömür versin, Ozan Hoca hala hayatta ve hala fotoğraf çalışmalarına devam ediyor. Sürekli olarak yaptığı işlerle karşılaşabiliyoruz sosyal medya ortamında da, farklı alanlarda da. Ara Güler'den farklı olarak, biliyorsunuz Ara Güler fotoğraflarında dramatik yapının ve yaratıcı fonun çok güçlü olduğunu konuştuk. Ozan Sadıç'ın işlerinde ise hayatın içerisindeki daha ironik ve daha eğlenceli anları da bulma şansımız var. Daha nüktedan bir tarzı var. Bu fotoğrafta gördüğünüz gibi. Hem yanılmıyorsam 50. yılında hem 55. yılında daha sonra da başka bir sergisiyle galerimizde misafir etme şansımız oldu Ozan Hoca'yı. Bursa Uluslararası Fotoğraf Festivali'nin birincisinde bizim de konuk olduğumuz bir akşamda onun da gösterisi vardı. Söyleşisi vardı, onu da izledik. Sonra o akşam yanılmıyorsam 10-12 kişinin gösterisi vardı. Bizim gösteri de biraz daha geç sıradaydı. Biz de işte gösterimizi yapacağız, bekliyoruz. Ozan Hoca geldi, dedi ki ne yapıyorsun dedi. Dedim hocam işte gösteri var, onu bekliyoruz. Sevgili Zafer Gülmen, Bursa'dan dostumuz, Mehmet Dağ dostumuz. Onlar... Ozan Hoca'yı da almışlar. Ozan Hoca dedi ki biz rakı içmeye gidiyoruz, gelir misin dedi. Şimdi bir tarafta gösteri yapmam lazım. Bir tarafta Ozan Hoca ile ve Bursalı dostlarla Arap Şükrü'ye gitme şansı vardı. Dolayısıyla tabii ki o dönem Bufsad'ın da başkanlığını yapan sevgili Utku'nun, Utku Kaydar'a bir el işaret yaptım. Ben dedim gidiyorum, siz gösteriyi halledersiniz. Biz de Ozan Hocalar'la rakıya gitmiştik. Öyle bir şey anımız da oldu. Bunu niye söylüyorum? Çünkü bu akşam özellikle bu akşam için söyleyeyim ama diğer fotoğrafçılar için de aynı şeyi söyleyeceğim. Fotoğraflarında gördüğünüz şey aslında tekniği ya da kompozisyonu falan güçlü kullanmaları değil. Bu tabii ki bir şey, özellik. Yani fotoğrafın olmazsa olmaz şeyi ama bu insanları fotoğrafta güçlü yapan şey içerik ve anlatıma hakim olmaları. Bunu da nasıl yapıyorlar? Kurdukları iletişimle, ilişkilerle. Dolayısıyla son dönemde de özellikle popüler olan sokak fotoğrafçılığı dediğimiz bir tarzla da uğraşıyorsanız bu hocaların, bu ustaların işlerini o gözle de incelemenizi isterim. Yani bu iletişim ağını nasıl kurduklarını, o ilişkileri nasıl ilerlettiklerini ve sonuçların nasıl olduğunu, bunu nasıl etkilediğini de görmenizi, düşünmenizi isterim açıkçası. Bunlar yine fotoğraf tarihimizin önemli çalışmaları. O manada da o gözle bakmanızı isterim. En son açtığımız sergisi Ozan Hoca'nın bu sergiydi. İnanamayacağınız bir portre arşivi var. Politikacılardan, sanat dünyasından, müzik dünyasından, Türkiye'ye gelen neredeyse bütün önemli müzisyenlerin klasik müzik alanında işte şefler vesaire ne geliyorsa aklınıza onların portrelerinden oluşan inanılmaz bir arşivi var. Maalesef Ozan Hoca'nın çok fazla fotoğraf albümü yok. Ama Eczacıbaşı yayınlarından çıkan yine o yıllık albümde külliyatını bayağı bir görebiliyoruz. O manada çok önemli bir yayındır. Fakat Ozan Hoca'nın da fotoğraf dışındaki alanlarla olan ilgisini de kabaca söylemek istiyorum. Ömer Hayyam'ın ve Mevlana'nın rubailerini Türkçeleştirerek yayınladı mesela. Nasrettin Hoca'nın fıkralarını daha şiirsel bir manzum şeklinde yazıp tekrar yayınladı. Kendi şiir kitabı var, Çağla Çağı diye. Şair yani aynı zamanda.
Sürekli olarak İstanbul'a geldiğinde böyle bilen dostlar var, yani 80 küsur yaşındadır ama hep kolunun altında böyle hazırladığı kitapların, albümlerin maketleri olur. Bir sürü şey olur. Boynunda bir makine olur. Bir 10 dakika çay kahve içer, der ki ben bir dolaşayım geleyim. Hala o enerjiyle, o üretkenlikle devam ediyor olması inanılmaz. Yani bu konuştuğumuz isimlerin belki de ortak özellikleri birazcık da o. Tabii hani rahmetli olan Aragüler dışında hem Gültekin Hoca'nın, hem İsa Çelik'in, hem İzzet Keribar'ın, hem Nevzat Çakır'ın, hem Ozan Sadıç'ın hala fotoğraf üretmeleri, her gün makine omuzlarında, boyunlarında sokağa çıkmaları, fotoğraf çekmeleri, bunları bir şekilde paylaşıyor olmaları bence inanılmaz bir hikaye. Yani sevgili Nevzat Çakır Hoca mesela geçtiğimiz günlerde Facebook'ta öyle bir şeye başladı. Her gün bir fotoğraf koyuyor. O fotoğrafın bilgilerini yazıyor, çekimini anlatıyor falan. Ne bileyim işte İzzet Hoca neredeyse her sene birkaç tane sergi açıyor. Gültekin Hoca sürekli bir yerlerde, etkinliklerde, sunumlarda, sergilerde, kendi sergilerinde, kendi sunumlarında karşımıza çıkıyor. İsa Hoca yine sosyal medya üzerinden çalışmalarını paylaşıyor, sözünü söylüyor. Ozan Hoca'nın hakeza aynı şekilde etkinliklerde ve fotoğraf festivallerinde çalışmalarıyla karşılaşıyoruz. Bu akşam için baktığımız 6 ismin en önemli hikayesinin bu olduğunu düşünüyorum. Önümüzdeki günlerde görsel birikim serisine devam edeceğiz. Dediğim gibi farklı tarzlarda çalışan fotoğrafçıların, günümüz fotoğrafçılarının da işlerini paylaşacağız, üzerine konuşmaya çalışacağız. Bazı fotoğraf çalışmalarını tek tek anlatmaya çalışacağız. Ne bileyim bir fotoğrafçının bir kitabını, bir fotoğrafçının bir gösterisini, filmini. İşte dışarı çıkmaya başladığımız zaman bir sergisine gidip hem onunla röportaj yapıp hem de çalışmasını konuşacağımız videolarımız da olacak. Bu çalışmaları yapabilmemiz için bize gerekli olan enerjiyi sizin desteğiniz sağlıyor. Dolayısıyla YouTube kanalımıza abone olmanız, web sitemizde üye olmanız, dedik ya bunların hepsi ücretsiz, bize çok destek olacak, o desteği hissetmemizi sağlayacak. Bunları yapmanızı rica ediyoruz. Eğer sorunuz varsa yanıtlamak isterim. Ama gene yaklaşık bir saat konuştuk. Hani bizim pirinç çok su kaldırır hikayesi. Konuştukça konuşuyoruz. Onun için de bir yerde dur demek lazım. Bence bugünlük yeterli. İsmail Bey ben teşekkür ederim yorumunuz için. Farklı zamanlarda ve farklı konu başlıklarında da yayınlar ve videolar isterseniz lütfen bize sosyal medya üzerinden yorum yazabilirsiniz. YouTube'dan yorum yazabilirsiniz. info@videogren.com mail adresimiz, oradan isteklerinizi yazabilirsiniz. Bir başka canlı yayında görüşmek üzere. Bu akşamlık herkese iyi akşamlar diliyorum.